Herkese günaydın. Yeni bir vlog gününde sizlerle birlikteyiz. Şu an saatimiz sabah saat 9'u çeyrek geçiyormuş da. Bayağı erken bir saatteyiz. Daha işe gitmedim. Annemler bir hastaneye gidecekler. Sonrasında babam annem bırakacak. Ben de annemi bekliyorum tabii mecburen. Evet anneciğim, bırakam onları. Şimdi hem annem sabahtan akşam için yemeği yapayım. Mercimek çorbasıyla kuru fasulye yapıyorum. Biz akşama iftardayız eşimle, şirketteydik eğitmenlerle beraber. İftar yemeğine gideceğiz. Ben dedim annemlere bir jest yapayım. Annem kuru fasulye, babam da gerçi kuru fasulyeyi çok sever. Ben hiç sevmiyorum kuru fasulye, hazırladım. Biz yokken onlara dedim kuru fasulye yapayım. Şimdi onu ayarlıyorum, çorbamı da henüz ince de öğlen de içer hem diye. Onlara da dedim çok yapayım, fazla akşama kalsın. Anneciğim bak öyle atılmazsa yer ince. Ver onu bana. Ver. Hayır. Tamam bak, elma koydum buraya. Bak elma. Şimdi öyle yemeğimizi hemen yapıyoruz. Sonra ben ofise geçeceğim. Akşam da iftar yemeğin diye dediğim gibi. Sonrasında tekrardan görüşürüz. İnci gene mi çıktın oraya? Gün içinde pek bir şey çekemedim. Öğleden sonra biraz kötüleştim ofiste. Mide bulantısı başladı bende de. Aynı incinin belirtilerinin hepsi var. Bir kere istifra ettim ofis. Ay kolum çok ağrıdı şu anda var ya. Sonra saat 5'e doğru eve geldim. 6 civarı tekrardan istifra ettim. Ve şimdi hastanedeyiz. Aklımdan. Ve şimdi hastanedeyiz. O yüzden iftardan sonra da eşimle hastaneye geldik. Şimdi serum takıyorlar, işte kan testi, idrar testi falan da bakacaklar. Biraz çünkü kasıklarımda da ağrı var, idrar yolda olabilirim. Ama muhtemelen inciden geçtiğini düşünüyorum. Ağzıma çok kurudu, o kadar kurudu ki ağzım. Konuşamıyorum. Böyle yani bugünümüz böyle geçmiş oldu arkadaşlar. Umarım yarın daha iyi olur ve toparlarım. Umarım gece de daha iyi olurum çünkü malum İnci zaten çok uyanıyor 2 geceden beri. Bu gece eşim uyanacak İnci. Bakalım eve gidince sanırım söylerim. Açılmıyor, su akmıyormuş. İnci bak ne varmış orada. Ya kaplumbağa varmış, koş. Elin ne? Peki. Elin mi? Elin ya. Bak. Ana. İnci bak kaplumbağa. Ne kadar küçük. Ay. Bak. İnci bak kaplumbağa ya. Evet. Evet. Küçük yavrum. Eleyebilirsin. Evet. Küçücük. Yaşıyor değil mi? Evet. Yaşıyor. Eleyemiyorum. Hayır onu elleme. Oturma oturma kalk. Hayır İnci. Hepinize merhaba. Uzun bir aradan sonra, daha doğrusu 5 günlük bir aradan sonra tekrardan sizinleyim. Pazartesi ve salı günüm zaten yok gibi bir şey yani. Benim için en son hastanede zaten çekmiştim videoyu da. Hastaneden sonra bayağı bir yani kendime geldim. Serum işe yaradı yani bayağı bir. Ertesi gün de birazcık daha kötüydüm. Sonra zaten çarşambadan itibaren de evdeydim. Allah'ım kapandım şurası. Çarşambadan itibaren de evdeydim zaten. Bugün cuma ama şöyle yani inanın şu 3 günden beri yaşadıklarımı İnci ile size anlatamam arkadaşlar. İnci ile tam bir 2 yaş sendromu yaşıyoruz şu anda. İnanılmaz zor geçen günler yani. O yüzden böyle mod olarak da video çekecek durumda hiç değildim. Gerçekten de psikolojim ya yani benim de bugün alt üst olmuş durumda.
Çünkü inanılmaz zorlayıcı günler yaşıyoruz İnci ile. Ya tam bir iki ay sendromu, öyle söyleyeyim. İnatlaşmanın ailesini yaşıyoruz resmen. Her şeye ağlıyor. Yapmayınca inanılmaz bir kriz yaşıyoruz. Dün AVM'deydik annemle. Bayram alışverişine öyle biraz çıkmıştık. Ama inanır mısınız, yani dün AVM'de burnumuzdan geldi herhalde her şey. Yani böyle gerçekten de kötü günler geçiriyorum. Kendi psikolojimi de hiç iyi hissetmiyorum bu konuda. O yüzden de böyle bir, yani 5 günlük bir ara vermiş gibi oldum. Anlayacağınız çekmeye. Şimdi yarın kuzenlerim, teyzemler hepsi geliyor. İstanbul, Ankara ekip toplanıyor anlayacağınız bayram için. Yani biraz artık öyle İnci'yi onların üstüne salacağım herhalde bundan sonra. Şimdi bugün de çarşıya geçiyoruz. Gamze ile çıkacağız. İnci'yi tabii ki de anneme bırakıyorum. Onu asla çıkarmaya gücüm ve mecalim yok. Anneme de zaten bunu belirttim. Şimdi tam İnci'yi daha hiç uyutmadım. Saat 2.30. Direkt uykusunu orada yapacak çünkü. Böyle havada vallahi bir tuhaf, anlayamadım. Üstüme yelek aldım sabah. Serindi İnci'yi. Bahçeye çıkardım bu sabah. Bayağı serindi hava. Onun esnada üstüme de yelek aldım ama şu an terledim anlayacağınız. Şimdi artık Gamze'yi almaya geçiyoruz. Oradan da İnci, nereye geldik? Hayır, nereye geldik? Bak, kimin evine geldik? Evet, yeğenin evine geldik anneciğim. Ben Gamze'yi arayayım geldik diye. Sonra sana tekrar görüşürüz. Senin çok sevdiğin bir şey İnci. Acaba ne çıkacak içinden? Hediye diyor. Hediye, evet, hem de güzel bir hediye. Hazır mısın İnce? Hazırım ben. Ama pahalı şey yapmışlar. Hazırım. Hazırım. Susamıza. Dedin mi? Tutuyor, susma. Ama hocam asılırken bıçağı. İnce. Kamyon. Aa. Kocaman kamyon. Aç. Açayım mı? Açtayız. O ne kadar büyükmüş harbiden. Ama ne kamyonu bu, biliyor musun? Değil mi? Dayı mı? Çöp kamyonu. İnce, bizim evin önünde kamyon vardı, hatırlıyor musun? Evet mi? O kamyondan aldık, biliyor musun? İnce kocaman. Ah. Kamyon görünce artık bunu gösteririz, kocaman. Tamam mı? Ah. Bak ne çıktı. Çöpleri. Çöpleri toplarsın artık. Beğendin mi? Çöpleri alıyor. Çöpleri alıyor, evet. Buraya atıyor değil mi? Görüyoruz ya sabahları. Dedim. Gördün mü? Güzel mi İnce? Aa, bak burada kolluymuş. Aa. Aa, burası açılıyor. Aha. Çöpler de orada. Orada. Burada da bir şey var. Kaldıramadım. Ha, o ya da... Bilmiyorum. Sevdin mi İnci? Sevdim. Oynar mısın? Oynayacağım. Seni. Çöpümü alayım. Çöpümü alayım. Değil mi? Çöpümüzü arabalara döküyoruz. Hadi koy bakalım. Kamyonun çöpü yengecim. Nasıl atacaksın çöpleri? Ya? Ay, dayısı çok güzel almış. Öptün mü dayını? Teşekkür ettim. Aa, buradan İnci. Da. İnci, buradan legolarımızı atarız. Evet. Küçük ahşaplarımız var ya, onları atalım buradan. Sen buraya oturursun. Dayınla ikiniz büyük. Kamyonu sürersiniz. Bak önüne İnci. Bak buraya oturursun. Ya sana böyle araba kim alacak? Başka da mı ben alacağım? Arabacı dayı. Çöpümü alıyor. Evet, çöpümü alıyor. Buraya oturtuyoruz onu. Bak buraya oturtuyoruz. Bir de uçak aldım. Hepinize günaydın. Vlogumun kaçıncı günü bilmiyorum. Bugün günlerden cumartesi. Siz böyle bakın, makyajlı karşılıyorum bugün. Çünkü Instagram'dan takip edenler görecekler. Bir makyaj değişim videosu çektim. Böyle İnci uyandı. Böyle gerçekten 40 yılın başı çektiğim bir res. Size harika bir bahçe göstereceğim köyde. Bu anneannemin kardeşinin evi. O kadar güzel ki bahçesi. Her şey var. Şimdi bize böyle bir sürü ıspanak verdi. İnci de bayıldı köy ortamına gerçekten. Dedeyle. Başa demedik artık. Çok
Herkes bir şeyler koparan getiriyor. Evet. Kim var burada? Canım yapmadım sana. Aa, sana çok güzel. Aman efendim, ne güzel uyuyor. Elbisenin güzelliğini. Nereden aldın elbiseni? Bunu Hazelan'dan aldım. İdiner sohbet ediyor. Teyzemin kayınvalidesi, o da kayınpederi. Yani Tolga abimin karşıdaki. İnci neredesin? Aa, İnci buradaymış. Bak kapağın alıver yerden de. Kim belli onu? Bir tane. Gel. Şöyle yap, böyle yap. İnci de birazdan bayramlıklarını giyecek. Daha ben bayramlığımı giyemedim. Hava çok soğuk çünkü. Dedenin çantası. Evet, dedenin çantası. Evet, hadi gel dedenin yanına gidelim. Gel kahvaltı yapacağız artık. İnci de mi gidecek? Sırayı bozmadık değil mi? Ahmet Berk takmış. Sabahtan akşama anca sofra çekiyorum sadece çünkü unutuyorum. Şimdi akşam yemeğinde annelerdeyiz gene. Salatalık, şakşukamız, dolma biber ve börek. Şu bardakları da annemiz geçen sene almıştık anneler günü hediyesi. Bunlar da tabakları. Annemin çeyizi. Kar yağıyor, kar yağıyor. Lapa lapa kok. Bu ne çorbası? Anadolu. Anadolu çorbası. Anadolu çorbası. Kişnişle koyacaksınız içine. Bir de şöyle de güveç et yemeğimiz var. Yani ince o kadar huysuz oluyor ki o yüzden böyle çok fazla bir şey çekemedim ben de. Daha sonrasında da eve geçtik. Kızlar bize geldi. İnci gene uyumadı ama kızlarla bizim evdeyken sakin oturdu İnci. Burada dede diye aklını yitirecek resmen. Bu masa rahat vermiyor, hiçbirimize gelmiyor. Sürekli huysuz. Böyle artık rahat bir şeyler geldik. Bayramlık çıktı. Annem neredeyse tekrar akşam yemeğinde. İnci nerede? Yenge buydu. Yeye. Yeyesi. Yeye burada.